İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetinin Batı Ermenice resmi gazetesinin 10. sayısı 1 Nisan'da çıktı. Bayan Margosyan, Batı Ermenistan'ı Birleşmiş Milletler'de temsil etmeye devam ediyor. Tıncıre adlı geleneksel halk şarkıları ve dans topluluğu Artsakh Cumhuriyeti okullarında sahne alıyor. Fransa'da 24 Nisan Ermenilere karşı uygulanan soykırımı anma günü ilan edildi. Ankara tepkili. Suriye kentlerine İdlib'den ateş edilmeye devam ediliyor. Batı Ermenistan'ın Sivas ilinde esrarengiz tepe. Dikran Mansurya'nın Requiem adlı eseri hayırsever Galus Gülbenkyan'ın yıl dönümüne adanmış konserde icra edildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin aylık resmi gazetesi olan Hayrenik Vatan'ın 1 Nisan'da 10. sayısı yayınlandı. Resmi gazete her ayın başında düzenli olarak Batı Ermenice yayınlanmaktadır. Yakın bir zamanda resmi gazetenin Türkçe ve İngilizce versiyonları da yayınlanacak. Resmi gazete elektronik olarak bu linkten temin edilebilir. Batı Ermenistan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Delegasyonu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda Güneş Günü kutlaması çerçevesinde bir toplantı düzenledi. Bu toplantı sırasında Batı Ermenistan Milletvekili Lidya Margosyan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye ülkelerle diplomatik bağlarını güçlendirmeye devam etti ve Bayan Sev diye de anılan Margosyan'ın Batı Ermenistan'ı temsil etmesi için bir fırsat yarattı. Tıncıre adlı geleneksel halk şarkıları ve dans topluluğunun dans hocası Manu Karudunyan, Artsakh Pres muhabirine yaptığı açıklamada topluluğun Artsakh Cumhuriyeti'nin Mardakert bölgesindeki Araca Zor ve Vank Güyük köylerindeki konser programının 9 Nisan'da başlatıldığını ifade etti. Onun dediğine göre program çerçevesinde topluluk üyeleri Ermeni halk oyunları ve şarkılarını icra ederken aynı zamanda bunların kökenleri hakkındaki hikayeleri anlatıp dans hareketlerinin doğru şekilleri ve biçimlerini açıkladılar. Konser için okulların nasıl seçildiğine dair sorulan soruya yanıt olarak Harutunyan, bunların ulusal şarkı ve dans konusunda eğitim ve öğretim veren kurumlar olduğu cevabını verdi. Garin, Fransa'da 24 Nisan'a Ermenilere karşı uygulanan soykırımın anma günü ilan eden kararname yürürlüğe girdi. Karara tepki gösteren Ankara'dan yapılan açıklamada, "Hadsizlik örneğidir, şiddetle kınıyoruz" denildi. Kararname Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron tarafından imzalandığı kararname Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Fransa'da bulunduğu bir günde yayınlandı. Toplam 3 maddeden oluşan kararname Devlet Başkanı Macron ve Başbakan Edouard Philippe'in imzalarıyla onaylandı. Kararnamede Fransa'nın Ermenilere karşı uygulanan soykırımını 29 Ocak 2001 tarihinden bu yana resmen tanıdığı hatırlatılıp 24 Nisan'ın bundan böyle Ermenilere karşı uygulanan soykırımın anma günü ilan edildiği belirtildi. Kararnameye göre bu amaçla her yıl 24 Nisan'da Paris'te resmi devlet töreni düzenlenecek. Diğer illerde ise anma törenleri valiliklerin inisiyatifine bırakılacak. Fransa'da alınan bu karara Ankara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun, Macron'un kararını ucuz bir popülizm ve büyük bir densizlik sözleriyle eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise kararın iki ülke ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır denildi ve Macron için tarihi siyasileştiren popülist bir lider olarak hatırlanacaktır ifadelerine yer verildi. Fransa, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilere karşı uygulanan olayları 2001 yılında soykırım olarak tanımıştı. 24 Nisan'ın Ermenilere karşı uygulanan soykırımı anma günü ilan edilmesi, Devlet Başkanı Macron'un 2017 yılındaki seçim vaatleri arasında yer almıştı. İdlib bölgesinde yoğunlaşmış terörist gruplar çevre bölgeleri istikrarsızlaştırmaya devam ediyor. Sıkça ateşkes ihlalleri olağan hale gelmiş durumda. Ancak son zamanlarda roketli saldırı vakalarında artış kaydedildi. Suriye'deki çatışan tarafları uzlaştırma merkezinin temsilcisi olan General Victor Kupçişi'nin verdiği bilgiye göre gün boyunca teröristler iki kez Cub el-Zarur'a, Latakya bölgesinin Ayn el-Asra'ya, Halep'in Hama bölgesindeki Tel Bazam kasabasına ve Halep'in araştırma merkezine saldırdılar. Bu durum Türkiye tarafından desteklenen İdlib bölgesinin barış için hazır olmadığının bir göstergesidir. Dahası Türkiye'nin Suriye hükümet güçlerini mümkün olan tüm yollarla kışkırttığına dair bir başka ifadesidir.
Batı Ermenistan'ın Sivas ilinin Hafik ilçesine bağlı Durulmuş köyü yakınlarında bulunan ve Delik Tepe olarak bilinen tünel görenlerin dikkatini çekiyor. Uzaktan bakılınca delik şeklinde gözüken tünel aslında insan yapımı. 30 derece eğimde ve 152 basamağı bulunan tünelin hangi dönemde ve kimler tarafından açıldığı şu ana kadar bilinmiyor. Sadece 34 metre derinliğine ve 55 metre uzunluğuna erişilebilen tünelin daha ilerisi bilinmiyor. Köydeki yaşlı sakinlerin anlattığı bilgiye göre ismi Gevre olan Ermenilerden kalma bu köye sonradan Durulmuş adı verilmiş. Henüz sırrı çözülmemiş tünel, gizli bir mağara ya da suyla dolu boşluk gibi ilginç hipotezlere yol açmaktadır. Portekizli Ermeni iş adamı ve hayırsever Galus Gülbenkian'ın 150. doğum yıl dönümü vesilesiyle Lizbon'daki Manrock Kilisesi'nde gerçekleşen konserde Maestro Dikran Mansurya'nın Requiem ve Arvo Piart'ın Adamın Ağıdı eserleri seslendirildi. Konserde soprano Cecilia Rodriguez, Armando Posant, orkestra şefi Tonu Kaluste yönetimindeki Gülbenkian Korosu ve Orkestrası yer aldı. Batı Ermenistan'da doğan ve son yıllarını Portekiz'de geçiren Galus Gülbenkian, her zaman Ermenistan'a gelmeyi ve tüm servetini Ermenistan'a miras bırakmayı hayal etmişti. Ne yazık ki büyük hayırseverin arzuları gerçekleşmedi. Şimdi size Dançire adlı geleneksel şarkı ve dans topluluğundan Yedu Araç adlı eseri sunuyoruz. Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.